Mouse'umuz diferansiyel operatörler. Diferansiyel operatörlerden birinci organ edgenimiz gradient operatörü. Gradient operatörü skaler funksiyaya ya ki katalik tasar kılıp onu vektör funksiyaya ya ki vektör katalik hasıl kılıp veriş gerek bulundu. Çünkü işletilerde matematik. Takibini kuramız. Burada bir elementar funksiyelerde tasar kıldırıp kanaka bularken şu an kızatamız. Evet, birinci gradient. Operatörler. Kıskartırıp migrat diye başladı. Migrat. Bu ne demek? Migrat asam. D ikiz. I plus migrat asam. D yedirik. G plus migrat asam. D z. Kargeti. İc kabi x o'qidagi mana shu biror vektor kattaligimiz bo'lsa, o'z vektor kattalik ham yo'nalish ham son qiymatiga ega bo'ladi. Bizda yo'nalishimiz borligi uchun u x o'qiga, y o'qiga va z o'qiga proyeksiyalar ekanligini, ya'ni i x o'qiga, j y o'qiga, z k z o'qiga proyeksiyasi ekanligini ko'rsatadi. Istalgan bir skalar Hero funksiyasini olaylik. Qanday bo'ladi? Bu funksiyamız teng bo'ladi x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadratga teng. Ammo o'zini topadigan bo'lsak x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat. Buni olib gradientni o'zi oldiga qo'yamiz. Demak, shunga ta'sir qilgan bo'ladi. Gradient yo'lini hisoblashimiz kerak. Bu skalar katalik. Alıp götürüp har bir yere joyiga o'rnini qo'yib chiqamiz. Ya'ni qavs ochganda bo'ladi. Dx qilib yuzasida x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat. Hop, bu yerda i. Bizni qavs qilib qo'yamiz. Vektor. B taqsim dy. Yuzasida x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat g vektor plus endi keyingisi d taqsim dz yuzasida x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat asini yopib k vektor. Shundayligicha ko'rinib turibdiki, bu diferansial amalni bajarmasak ham bizda skalar funksiyamiz skalar kattaligida vektor funksiyaga aylandi. I, j, k uni qo'shildi. U qanaqa ko'rinishi kerakligini endi soddalashtirib, ya'ni yechib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana diferansial operatorlarni bajarishimiz kerakda. Bu degani x funksiyamizdan x bo'yicha xususiy xoslar. Bu yerda mana shu berilgan funksiyamiz y bo'yicha, bu yerda z bo'yicha xususiy xoslar. Xususiy xoslarni o'ziga xosligi boshqa xoslardan farqi. Agar bog'liq bo'lsa olinadi, bo'lmasa xoslasi bo'lmaydi, ya'ni nol bo'lib ketadi. Xo'p. Endi qo'yaylik. B taqsim dx x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat bir taqsim 2. Bu yerda y funksiyamız var. Plus b taqsim dy x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat b taqsim 2. Burada g funksiyamız var. Plus b taqsim d z x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat b taqsim 2. Şimdi yorum alalımız. Yani ilde zil derece konuştuğu zaman aldım. İşte söz vermedi. Bunda oluş o salakta olsa. Hop. Bir de birinci funksiyonu derecesi de oluşumuz gerek. Keyin funksiyonu içine alalımız. Mürekkep olan hosla böyle iç ve hosla okuyu içimiz gerek bulalı. Bu oldu geçişeldi. Bir tahsım iki. Xoslanish hisob yapsa mana operatorini o'zi kichkina diferensial ko'rinishda ta'sir qildirishimiz kerak bo'ladi. Birinchi daraja oldiga tushadi,
o'zini yozamiz. Ichkaridan olgan paytimizda bu bog'liq x'ga y kvadrat, z kvadratdan oldida masalan x tepishi bog'liq emas, oshkora bog'liq ko'rinish ko'rmayapti. Demak, bu ikkalasi bo'yicha xususiy hosilasi bilan faqat bu qoladi. Buni shunday hisoblagan paytimizda x bilan z y'ga bog'laymiz, y'ni o'zidan hosilolamiz, ichidan hosilolayotgan paytimizda tartibi bo'ya birinchi darajada keyinchidan olib ketaveramiz har birda. Bu yerda esa mana x bilan y'da z yo'q, birinchi, ikkinchi qadamimizda, uchinchi qadamimizda bor. Xuddi shuni yozib yozib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana buni olamiz. X kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat. Endi darajadagi oldiga tushgandan keyin darajadan birini ayirishimiz kerak bo'ladi. Bir taqsim ikkidan birini ayirib tashlaydigan bo'lsak, minus bir taqsim ikki bo'ladi. Xuddi shunday endi ichidan olayotgan paytimizda, ya'ni ko'paytirib qo'yishimiz kerak. 2 x keyin vektorimiz bor. Shuni yozamiz. Mana bo'ldi, qolib ketmasligi kerakda. Plus pastdagilarni ham xuddi shunday olamiz. Xo'p, darajadan bir taqsim 2 tushadi. X kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat minus 1 taqsim x ko'paytirilgan. Mana buni o'zidan olamiz endi. Bu ikkalasi y ga bog'liq emas. 2 y. Xo'p, keyin bunda g vektorimiz bor. Birlik vektorlar qolib ketmasligi kerak. Musbat. Xo'p, kasini belgilab uni olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday 1 taqsim 2 oldiga tushadi. X kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat 1 taqsim 2 minusda darajasidan mana buimizdan birda tashlasak minus bir taqsim 2, ya'ni yarimdan birda esa minus yarim bo'ladida. Xo'p, shu narsa chiqdi. Endi zdan olishimiz kerak. 2 z keyin k vektor soddalashtiramiz. Mana bu 2 bilan bu 2ni qisqartirib yuborishimiz kerak. Bu bilan mana buni, bu bilan buni qisqartiramiz. Xo'p, qaus. Agar mana minus darajada minus bo'lsa, uni maxrajga tushiradigan bo'lsak, kasrni maxrajida yozadigan bo'lsak, musbat ko'rinishda yozsak bo'ladi. Ya'ni ildiz ostidagi xuddi mana shu qaus ichidagi musbat darajasi erga teng bo'lsa, hozir mana bular hammasi erni minus birinchi darajasi bo'lyapti ekan. Ya'ni bir qavsni tashqariga chiqarib olamiz. Bu bor, mana bu bor, mana bu bor. Qavsni tashqariga chiqarib bitta harf bilan qaytarib belgilab olamiz. Shunga teng bo'ladi. Hamma qavslarni tashqariga chiqib ketganda ichkarida faqat nima qoladi bizda? X y plus y g plus z k qoladi. Yopamiz. Qavsni tashqariga chiqarib oldik, bitta ko'rinib turibdi nima borligi. Qavs ichidagi narsa nima desa, bu radius vektor, birlik radius vektorda yo'qolganda o'sha narsaga teng. Bizda quyidagi ifoda chiqadi. Demak, gradient mana erimizni r vektorga deyil. Demak, bundan kelib chiqadiki, r vektorimizga gradient ta'sir qilgan paytida o'skalardan vektor kattaligi o'tdi, shakli biroz o'zgardi-yu vektor belgisini endi nima qo'ya olamiz? Ya'ni biror kattalik, bu skalar yoki vektor kattalikda vektor belgisini shunchaki qo'yib qo'yib bo'lmaydimi? Unga aniq bir matematik javob bo'lishi kerak. Xo'p, endi gradient operatorni yana bir belgilanish usuli bor. Bu yerda nabla deyishadi. Shu narsa mana bunday qilib soddaroq belgilab olsak bo'ladi. Vektor operator, gradient operator, nabla ikkalasi bir xil narsa, tarkib bir xil. Belgilanishi mana bunday bo'lib turib ko'rinishi ham mumkin. Ikkalasi bir biriga teng. Xo'p, ya'ni gradient r teng bo'la oladi. Mana bunday. Bu ikkalasi bir xil narsa ekanligini anglatadi.
Endi keyingi operatorga o'tamiz. Keyingi operatorimiz tashlaymiz. Kerakmiz. Ikkinchi operatorimiz bu divergensiya operatori. Ikki. Divergensiya operatori. Divergensiya operatori bu skalar ko'paytmadan kelib chiqqan. Skalar ko'paytma degani, masalan, A vektor bilan B vektorni o'zaro skalar ko'paytir degani, uni mos koordinatalarini ko'paytirish degani, ya'ni A vektorimizni tarkibida AX, A ni tarkibida istagan narsa bo'lishi mumkin-da, u nimadan iborat ekanligini bila olmaymiz o'zi aslida. I Mush A Y G Mush A Z K ko'rinishda yoza olamiz. B vektori ham xuddi shunday. B I X ni plus B Y G plus B Z K ko'rinishda yoza olamiz. Mos koordinatalarni o'zaro ko'paytirib keyin qo'shish deganida mana shu narsalarni. Ya'ni mos degani ikkalasi ham z o'qiga nima proyeksiya bo'layotgan bo'lsa, y o'qiga z o'qiga, x o'qiga nima proyeksiya bo'layotgan bo'lsa, o'sha narsalarni ko'paytirib keyin qo'shib chiqish kerak. Ya'ni mana bunday. Plus skalar, mana shu yonida vektor belgisi birlik vektorlari turibdi. Birlik vektor yoniga bitta skalarni ko'paytirish bu o'sha vektorni uzunligini oshirish degan. Bundan boshqa narsa emas. Mana bunday ko'rinishda bo'lishimiz kerak bo'ladi. Skalar ko'paytma xuddi shunday ikkita vektorni skalar ko'paytma. Bizda birinchi vektor agar mana bu nabla bo'lib unga ko'paytirsak, istalgan biror bir aytaylik A vektorni bo'lsa, skalar ko'paytmada oddiy xususiyatlari. Bu nablamizni boya ko'rganidik, d taqsim dx, d taqsim dy, d taqsim dz edi. U xuddi o'shalarni komponentiga bitib, bir-biriga mos-mos qilib turib, qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu formuladan foydalanib. Ya'ni d taqsim dx u i nolda turganini ax nolamiz. A y plus d taqsim d z a z. Xo'p, divergensiya operatori bu ikkita vektorni o'zaro skalar ko'paytmasdan kelib chiqqan bo'lib, asosan vektorlarga, vektor funksiyaga, vektor kontraktlarga ta'sir qila oladi. Ularni hosil qilayotgan manbasini topishga yordam beradi fizik tomonidan mohiyati. Matematikada mana bu vektor kattalikni skalar kattalikka o'zgartirib berish kerak bo'ladi. Yoki funksiya bo'lsa, vektor funksiyasi skalar funksiyaga o'zgartirib berish kerak bo'ladi. Mana bu bizdagi gradient nabla operatori o'z vektor operatorida. Bu yerda topayotgan narsamiz albatta skalar bo'lyapti. Ikkita vektorni skalar ko'paytmasi bizga bera oladi bunday skalar ko'rinishidagi ifodani. Xuddi shunday yoyiladi. Aniq e'tibor berishimiz kerak, divergensiyani o'zi mana qisqartirib yoziladi. Divergensiya A vektor teng bo'la oladi. Mana shu ko'paytmaga u esa quyidagicha yoyiladi. Bay gradientdan farqi faqat har bir koordinata mos-mos koordinatalardan, masalan x ga mos keladigan koordinatadan x bo'yicha, y ga mos keladigan koordinatadan, y bo'yicha, z ga mos keladigan koordinatadan, z bo'yicha olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda bizga skalar funksiya yoki skalar kattalik biror bir kattalikka ta'sir qildirib, masalan maydon kattalikka ta'sir qilib, o'sha maydonni hosil qilayotgan sababchisi bormi yo'qmi shuni aniqlasa bo'ladi. Masalan uchun divergensiya h nol bo'ladi.
Yürgen sahaya keng bo'lib qoladi. Sababi mana bu hash, bu magnit maydon kuchlanganligi divergensiya ta'sir qildirgan paytimizda shu maydonni hosil qilayotgan zarracha bormi yo'qmi deganda nol chiqib beradi. Demak, u zarracha yo'q, ya'ni magniton yo'q. Magnit maydon hosil qiladigan magniton yo'q deb shuni xulosa qilsak bo'ladi. Xo'p, 3-chi operatorimiz, yana bir operator bor. Bu rotor operatori. Rotor operatori bu. Xo'p. Rotor. Operator. Rotor operatori. Rotor operatori quyidagicha qisqartirib yoziladi. Birinchi, bilishimiz kerak, rot deb turib. Rotor operatori faqatgina vektor funksiyaga yoki vektor kattalikka ta'sir qildirsak bo'ladi. Bundan chiqqan natija o'sha kattaligimizni, ya'ni funksiyamizni uyurmaviyligini, uyurmaviyligini tushuntirib berish kerak bo'ladi. Uyurmaviy bo'lmasa funksiyamiz 0 chiqadi, uyurmaviy bo'lsa 0 dan farqli chiqish kerak bo'ladi. Masalan, agar A vektorga ta'sir qildirib ko'rsak, bu nima degani? Bu rotor operatori qayerdan chiqqan? Bu nabla operatori bilan biror vektorni vektor ko'paytmasi qanday bo'ladi degan savolga javob topgandan chiqqan deb o'ylayman. Nablani olamiz. Vektor ko'paytmada katta qavs olinadi-da, mana x ko'rinishdagi ko'paytma yoziladi. Xo'p. Bu qavsni ochishimiz uchun bizga determinant kerak bo'ladi. I G ya. Mush. Buni tashkil etuvchilarini yozamiz. D taqsim DX, D taqsim DY, D taqsim DZ. Xo'p, A X, A Y, A Z. Mana bu qayerdan kelib chiqdi? Agarda A vektor bilan B vektorni o'zaro vektor ko'paytiradigan bo'lsak, birinchi 3 ga 3 bu shunday C vektor bo'ladiki, o'z harf bo'lishini C vektor bo'ladiki, ikkita vektorimiz mana bunday ko'rinishda turgan bo'lsa, 90 gradusda A vektor bilan B vektor boshlarini bir joyga olib kelib qo'yamiz, ikkita joyda turgan bo'lishi mumkin. Boshlarini bir joyga olib kelib qo'yamiz. Shunday C vektor chiqadiki, ikkalasiga ham 90 gradusda bo'ladi. Mana shu tomondan aytgan bo'ladi. Vektor ko'paytmani ma'nosi. Xo'p, endi bu C vektorimiz qanday topiladi desa, I, G, K 3 ga 3 3 ustun, 3 satrni qator 3 ta qator 3 ta ustundan iborat bo'lgan determinantdan foydalanamiz. AX AY AZ BX BY BZ. Mana determinantni yechishimiz kerak bo'ladi. Istagan ko'rinishda yechsak bo'ladi. Adashib ketmaslik uchun, ya'ni shakli bir xil chiqishi uchun bitta daraja pasaytirishimiz kerak. Eng yaxshi yo'lishi mush fonda foydalanib qoldim yo'yotgan. Bitta daraja pasaytiramiz. Ya'ni mana bu bir-birda turgan xat bo'yicha darajasini pasaytiramiz. Bular yozilmaydi. Minus 1 yoziladi. Darajasida ustun bilan nimani yozib qo'yishimiz kerak? Qatorni 1 ga 1. Mana shuni yoziladi. Keyin i belgilab olganimiz. Xo'p, bizda qoldi d taqsim d y, aslida a y. D taqsim d z a z. Xo'p. Nima qo'shin? Keyingisi. Mana shu xat bo'yicha daraja pasaytiramiz. Unda ikkinchi sun birinchi qator yo'q bo'ladi. Nisbat minus 1 dan boshlanadigan doim 1 plus 2, ya'ni birinchi qator ikkinchi sun. G. Biza mana bu ikkalasi va mana bu ikkalasi qoladi, chunki bu ustuniga tegishli emas. D taqsim DX AX, D taqsim DZ AZ. Mana bunday ko'rinishda. Xo'p, oxirgi K bo'yicha darajasini yarimta pasaytirib olishimiz kerak. Shunda 3 ga 3 determinantimiz 3 ta 2 ga 2 bo'lgan determinantga keladi. Minus 1
Derecesi de demek yine 1 plus 3. Hop, kenar bitmesin. Ne ola kaldı? Bir yok oladı, gelesi, bana şu tür tanesi kaladı. D taksım dx ax, D taksım dy ay. Şunların hiç boyucumuz gerek. Hop, minus 1'in 2. derecesi demek burası 1'e deyim, iyi uzatırdı. Bu tamamını kapatıramız, bu tamamını kapatıramız da ortaya ayak boyucumuz gerek olan. Yani, minus 1'den 1, onu yol şartlamaz. Hop, bunun ahir de yazalımız, birinci determinant için yazmamışımız gerek. D, A, Z, taksım D, Y. Demek ki onu kapatırdım. Ayıramın. Dikolga. D, A, Y, taksım D, Z. Başı. Havuz kalıp, onu da bir iğne yazalımız. Hop. Kiyin şurga yazıp koysakam olarken. Merhaba işleyiniz. Rekorun tıradı. İkalası ortada minus bir tıradı. O şey minusunu ona nusbat manfiyeliği tutup tutsun. G ahırda yazıladı. İkalasını kapatıramız. A, Z, D, Z taksın. D, X. Hop, bu ikalasını ayıramız. Kim kapatmasın. D taksın. Dz, dx, g vektörünü koydum. Hop, yavandı. Şu ahir determinantımız kaldı. Ben işte determinantını kısaltmamız gerek. İkalası 4. derece. Minus 1'nin cüft derecesi bu genden ki 10'ye 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 kopya etirgen. Takışta minus 2'ye olup getirdi. K ahir derecemiz. Dx, taksın, dy. D, A, Y taksın, D, X. Minus'ta ya. D, A, Y taksın, D, X. Bunun da K, Y. İ, yola G, yola K türüptü. Bu operatör hazır A vektörümüzün tarkibi anıq olmayanı için kanada kullanışlarken bilmeyemiz. Lekin anıqla olganımızdan ki, bana A vektörümüz ne kanada bilmeyemiz de tarkibi. Mana shu aniqlab olganimizdan keyin o'rniga qo'yib hisoblab tashlab bo'ladi. Bemalol, undan muammo bo'lmaydi. Mana bu k olda turgani z to'qiga proyeksiyasi bo'ladi. Ya'ni a vektordan chiqqan qaysi kattalikmi? I x to'qiga, g y to'qiga bo'lgan proyeksiyasi bo'lib chiqib beradi. Ko'rinib turibdiki, rotorimiz a vektoriga ta'sir qilishi bu nabla bilan o'sha obyektimiz skalar ko'paytmasi ko'rinishida ifodalanishi mumkin ekan. Mana bunday determinant 3+3 determinant yordamida uni hisoblashimiz kerak. Bitimlardan soddalashtirdik. Bu yerda har doim soddalashtirish shart emas. Bu aralash ko'p aralash hosillarni hammasini to'g'rilikcha yodlab qolsa, har doim ham qo'yish shart emas. O'rniga qo'yib hisoblasa bo'ladi. To'liq formulasi mana shu. Mana bu yerda bo'lgan qism. Xo'p. Endi bizda yana bitta operatorimiz bor, bu 4-chisi bo'la qolsin. Laplace. Laplace operatorini tarkibini tushuntirib beraman. Laplace operatori bu ikkita nabla operatorini o'zaro ko'paytmasiga teng. Nabla bitta belgilanishi Laplace operatori quyidagicha. Delta bilan belgilanadi. D kvadrat taqsim D x kvadrat plus d kvadrat taksim d y kvadrat plus d kvadrat taksim d z kvadrat. Yani bana bir de tak skalar ko'paytmasi da chiqat desa ham bo'ladi. Bitta nabla operatorini yozib olsak bo'ladi. D taksim d x i plus d taksim dy g
plus B taqsim B Z K. Bu bittasi, ikkinchisi B taqsim D X I plus B taqsim D Y G plus B taqsim D Z. İkalasın vektör operatörü, iki kelamın bol birliği vektörleri. Demek, skaler köpaytırgan paytımızı, mos-mos koordinatlarını köpaytıramız. Şimdi köpaytır oladığımızı, onları çıkartıyan hemen. D'den 2'de, x'den kvadrat, dx'den, dy'den kvadrat, z'den kvadrat çıkartırıp, ne hesaplısı? Bu olaydı. Azıcı bulduk.